Gelmeden önce bildirmeliydin Zeydan. Yarım saat öncesine iner. Hoş geldin Zeydan. Otur. Evet. Seni dinliyorum. Şimdi biz bu toryum prototipinin peşindeyiz falan. Orasını anladık. Anladık da sen bize verdiğin sözü tutmadın Erman. Ne sözüymüş bu? Cezayir'in gemisinden ele geçirdiğin silahları Gedikali, Koslu ve benim aramda paylaştıracaktın. Hala daha sözünü tutmanı bekliyoruz. Alışmanız gereken ilk şey size verilen sözlerin ortak menfaatlerimiz gerektirdiği takdirde değişebileceğidir Zeydan. Silahları size veremem. Çünkü planlarımı uygulayabilmek için bana lazım. Neymiş bu plan? Cezayir Türk savunma sanayine çalışan, silah üreten legal bir şirketin sahibi. Devlete vergisini ödüyor, kanunsuz bir iş de yapmıyor. Yani bu işte devlet ona güveniyor, o da devletine. Yani? Şimdi böyle bir adamı saf dışı bırakmak için ve devletin gözünde onu itibarsızlaştırmak için ne olması gerekir? Yani Cezayir ne yaparsa devlet onun üstünü çizer. Devletten gizli silah satarsa. Hayır Zeydan, hayır. Devlet bir defalığına bile olsa bunu bile affedebilir. Ama eğer Cezayir'in sattığı silahlar teröristlere giderse bunu asla affetmez. Az evvel kendin söyledin. Devlet Cezayir'e güveniyor. Muteber bir adamının teröristlere silah satmayacağını bilmez mi? Ama onun yönettiği masadan biri satarsa... derdimiz Cezayir'in teröristlere silah sattığını devlete kanıtlamak falan değil. Şüphe uyandırmak, şüphe. Çamur atmak. Onun iz bırakmasını sağlamak. Sürekli iftira atacak. Yalan söyleyeceğiz. Ve bu yalanları ne kadar çok tekrarlarsak... bugün olmasa bile bir gün... devletin içinden birileri... mutlaka Cezayir'in yoldan çıktığına inanacak. Şimdi bu anlattıklarımı... gidip arkadaşlarına da anlat. Hala sızlanan olursa... yerlerinin doldurulamaz olmadığını da bir zahmet hatırlatıver. Ben bu cihana sığmasam.